Merhaba sevgili altılar. MEP kazanım ve kavrama testlerimizle occupation konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Önce sorumuzu bir okuyalım. I'm a tailor. Ben bir terziyim. I can and make new clothes. Make new clothes ne demektir çocuklar? Yeni elbiseler yapabilirim. Dolayısıyla bu bir terzidir. Dolayısıyla sew fabrics diyebiliriz çocuklar. Sew fabrics ne demek? Fabric kumaş demekti. Sew de dikmek demektir çocuklar. Ve birinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Ben bir terziyim. Kumaşları dikebilirim ve yeni elbiseler yapabilirim. İkinci sorumuz My uncle is an artist. Benim amcam bir ressamdır. Ne diyeceğiz çocuklar? Ressamlar ne yapar? He draws wonderful pictures. Mükemmel resimler çizebilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Looks after the patients, hastalara bakmak. Mends electrical devices, elektriksel aletleri tamir etmek. Mend, tamir etmektir. Drives people to different places. Çocuk insanları farklı yerlere götürmek arabayla. Bu da şofördür çocuklar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Look, bak. This is my aunt. In this photo, bu fotoğraftaki benim halam. She is beautiful. O güzel, güzeldir. Ne sormuş olmalı ki? She is a nurse in New York. O New York'ta bir hemşiredir cevabını alsın. What does she do? Sormuştur arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı. Çünkü where was she born? O nerede doğdu? Who does she live with? O kiminle yaşar? When did she become a nurse? Ne zaman bir hemşire oldu? She is a nurse in New York. O New York'ta bir hemşiredir cevabını alması için What does she do? Onun işi ne? Ne iş yapar sorusunu sormuş olmalı arkadaşlar. Yine diğer sorumuzda Do you like your job? Sen mesleğini seviyor musun? İşini sever misin? Yes, I love it. Evet, çok severim. Ve Kate'in sorduğu soruya karşılık ne cevap almış? Yes, I usually work in an office. Ben genellikle bir ofiste çalışırım. Ofis içerisinde çalışırım. In an office, ofis içinde. Dolayısıyla ne sormuş olmalı? Is your office far from your home? Ofisin evden uzak mı? Far, uzak demekti. Do you start work early? İşe erken mi başlarsın? Early, erken. Do you wear a uniform? Üniforma giyinir misin? Do you work inside? İçeride çalışır mısın? İçeride mi çalışırsın? Dolayısıyla cevabımız D şıkkı arkadaşlar. I'm a hairdresser. Ben bir kuaförüm, berberim. I can dye and style hair olmalı arkadaşlar. Dye saçı boyamak. Style hair saça stil vermek. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Organize meetings toplantıları düzenlemek, organize etmek. Mend electrical devices, electrical devices elektriksel aletler. Mend onarmak, elektriksel aletleri onarmak. Teach new things at school, okulda yeni şeyler öğretmek. Geçiyoruz çocuklar. My school isn't close to my house. Benim evim, okulum evime yakın değil. I boşluk bırakılmış. So I always take the bus. Bu yüzden ben daima otobüse binerim. Nedir arkadaşlar bunun cevabı? I can climb the mountains olamaz. Dağlara tırmanabilirim. I can't walk in the mornings. Sabahları yürüyemem. Bu nedenle ne yaparım? Otobüse binerim diyor çocuklar. My school isn't close to my house. Evime yakın değil okulum. I can't swim well in the pool. Havuzda güzel yüzemem. Alakasız. I can write letters and emails. Mektuplar ve e-mailler yazabilirim. Gördüğünüz gibi cevabımız B şıkkı arkadaşlar.
Devam ediyoruz çocuklar. Yine 7. sorumuzda bir paragrafımız var. Ne diyor? Numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır? I'm a pilot and drive planes. Ben bir pilotum ve uçağa binerim. Uçağı sürerim. I go to the airport. Ben havaalanına giderim and check everything before. Önce her şeyi kontrol ederim. Check, kontrol etmek. Planes are faster than trains. Uçaklar trenlerden daha hızlıdır. Faster than daha hızlı demektir çocuklar. Hemen gördüğünüz gibi burada bir cümlede anlamda bozukluk oldu. Çünkü biz karşılaştırma yapmıyorduk. I have a short meeting. Kısa bir toplantım var with the crew. Crew mürettebat demektir. And the flight starts ve uçuş başlar. Anlam bütünlüğünü bozan cümlemiz bildiğiniz gibi 3 numaradır. Çünkü karşılaştırma yapılmıştır burada. Oysa alakasız arkadaşlar. Hemen geçiyorum. 8. sorumuz. A doctor. Ne yapar bir doktor çocuklar? Tabii ki write prescription, yani bir C olmalı. Prescription da nedir çocuklar? Reçete demektir. Reçete yazar. A teacher, bir öğretmen, works at a school, okulda çalışır. Dolayısıyla 1C, 2A dedik. A pilot, bir pilot ne yapar çocuklar? Flies planes, uçakları uçurur. A mechanic, tamirci ne yapar? Repair cars, arabaları onarır, tamir eder. Devam ediyoruz arkadaşlar. Louisa is 30 years old, 30 yaşında. She works in an office, bir ofiste çalışır. Answers the phones, telefonları cevaplar. But she doesn't wear a uniform, fakat bir üniforma giyinmez. Burada üniformayı giymeyen bir arkadaşımız, bakalım, bu öğretmendir. Bu sanatla alakalı, resim var, müzik var, alakasız gördüğünüz gibi. Burada gerçekten ne olduğunu çözemedim ama bir ofis ortamında çalışmayı bu gösteriyor arkadaşlar. 5 şıklı diyorum dolayısıyla. Evet çocuklar, devam ediyoruz. Yine diğer kazanım kavrama occupations 2 testlerine devam ediyoruz. Can your father take us to the museum? Babam bizi müzeye götürebilir mi? Take us to the museum. Babam bizi müzeye götürebilir mi? He is ill now dediğine göre arkadaşlar, o hasta şu anda dediğine göre ne demiş olmalı? I'm sorry, üzgünüm. He can't, o götüremez. See you later then. Sonra görüşürüz o zaman. Of course he can. Elbette götürebilir diyemez çünkü şu anda hastaymış. Sorry, I don't understand. Üzgünüm, anlamıyorum. Bu da alakasız olur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. What does your father do? Baban ne iş yapar? He is a pilot. Cevabımıza bakalım. Ne sormuş olmalı? No, he can only fly planes. Hayır, o sadece uçakları uçurabilir. When did he become a pilot? O ne zaman bir pilot oldu? Can he drive a spaceship? O uzay gemisini sürebilir mi? Spaceship ne demek arkadaşlar? Uzay gemisi. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. No, he can only. O sadece uçakları uçurabilir cevabını alması için cevabımız B şıkkı olmalı. Is he a teacher? O bir öğretmen mi? Where does he work? O nerede çalışır? Bakalım 3. sorumuzda ne diyor? Of course he is an architect. O bir mimar, elbette demesi için ne sorulmuş olmalı arkadaşlar? What does an architect do? Bir mimar ne iş yapar? Is your uncle a lawyer? Amcan bir avukat mı? Where does an engineer work? Bir mühendis nerede çalışır? Can your dad draw plans for homes? Baban evler için planlar çizebilir mi? Can your dad, senin baban,
draw plans, planlar çizebilir mi? For homes, evler için. Gördüğünüz gibi of course, elbette cevabını alması için cevap D şıkkı olmalı. He is an architect, o bir mimardır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. My mom is a great cook. Annem harika bir aşçıdır. She prefers eating at a restaurant. O restoranda yemek yemeyi tercih eder. Prefer tercih etmekte arkadaşlar. She olduğu için s takısı getirmeyi de unutmuyoruz buraya. She can cook delicious meals. O lezzetli yemekler pişirebilir. Delicious, lezzetli. She can make dresses and skirts. O elbiseler ve etekler yapabilir. She thinks cooking is horrible. O yemek pişirmenin korkunç olduğunu düşünür. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. She can cook delicious meals arkadaşlar. Bakalım Jack ne sormuş olmalı ki Bob maths, I'm good at numbers desin. Matematik, ben numaralarda iyiyimdir. What time does the school start? Okul ne zaman başlar? Do you like drawing and painting? Çizmeyi ve boyamayı sever misin? What is your favorite school subject? Senin en sevdiğin okul dersi nedir? Are you good at science? Fen bilimlerinde iyi misin? Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Numbers dediğine göre. What is your favorite school subject? Kevin drives people to different places. Yani Kevin insanları farklı yerlere, different places, farklı yerlere arabayla götürür. Drives people arabayla, tabii ki insanları sürer değil, arabayla insanları farklı yerlere götürür cümlesini ifade eden görselin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz diyor arkadaşlar. Burada driver'dan bahsetmiştir. A şıkkı cevabımız. Burada bir teacher var. Burada tamir olayı var. Mekanik, tamirci ve muayene eden, hastasını muayene eden bir doktor var arkadaşlar. Bu da doctor. Geçiyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ve evet. I'm a computer programmer. Ben bir bilgisayar programcısıyım. Last year, geçen yıl, what do you do? When did you start working here? Şimdi bu cümleleri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralayınız diyor arkadaşlar. Ne diyebiliriz? What do you do? Sen ne iş yaparsın? I'm a computer programmer. Ben bir bilgisayar programcısıyım. When did you start working here? Burada çalışmaya ne zaman başladın? Last year. Gördüğünüz gibi cevabımız 5 şık olmalı arkadaşlar. Burada da she can, görüyorsunuz hastasını muayene eden bir doktorumuz var. She can dye and design hair. Boyayamak ve saçı dizayn etmek neydi? Hairdresser, kuaför demekti. She draws and paints picture. Resimleri boyamak ve çizmek kimin göreviydi arkadaşlar? Artist, yani ressam. Bunu biliyorsunuz, barber ya da hairdresser. She can examine. Examine nedir arkadaşlar? Muayene etmek. Dolayısıyla doctor diyebiliriz. She work at the hospital. Bu da teacher'dır arkadaşlar. I work at cafes and restaurants. Ben kafelerde ve restoranlarda çalışırım. I can serve food. Yiyecek servisi yaparım and drinks ve içecekleri. I can also show you the empty tables. Ben aynı zamanda show gösterebilirim. You, size, the empty tables, boş masaları. What do you do? Ne yaparsın? Ne demesi lazım arkadaşlar? I'm a waitress. Ya da waiter diyebilirdi. Waiter olmadığı için waitress'ı işaretledik. Pilot olmaz. Dentist, dişçi, architect de mimardır arkadaşlar. I'm Bob. Ben Bob. I'm a doctor at the city hospital. Ben şehir hastanesinde bir doktorum. I became a doctor in 2012.
2012'de bir doktor oldum. I'm happy to be doctor. Doktor olmaktan dolayı mutluyum. Because, çünkü I can examine and help people. Ben insanları muayene edebilirim ve onlara yardımcı olabilirim. When they are ill, hasta oldukları zaman. When, the zamanda arkadaşlar. Hasta oldukları zaman. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Ben saat 8'den 5'e kadar çalışabilirim. Monday and Tuesday. Salı günleri ve pazartesi günleri. I work at night. Gece çalışırım. On Wednesday, Thursday and Friday. Yani çarşamba günleri, perşembe günleri ve cuma günleri gece çalışırım diyor. I sometimes work at the weekend. Bazı zamanlar hafta sonu çalışırım. It's a tiring job. Yorucu bir iştir. But it's my dream job. Fakat benim hayalimdeki iş, rüya işim. When did he became a doctor sorusunun cevabı çok basit. Hemen I became a doctor in 2012 diye deriz arkadaşlar. Yani 2012. He likes his job. O mesleğini seviyor. Çünkü ne diyeceğiz çocuklar? It is his dream job. Nereden anlayacağız? Çünkü it's my dream job demişti çocuklar. Which is true? Hangisi doğru diyoruz arkadaşlar? Bakalım. He likes helping people when they are ill. İnsanlar hasta olduğu zaman insanlara yardım etmeyi seviyor. Evet, ne demiştik? They are ill. I can examine and help people when they are ill. Zaten burada doğru cevabın bu olması gerekiyor. Ama bir bakalım diğerlerine. He wants to work only at the weekends. Sadece hafta sonları çalışır değildi arkadaşlar. Bütün günler çalışıyordu. Hafta sonları da bazen çalışıyordu. Geçiyorum. He works during the day, all week. Bütün hafta gün içerisinde çalışır. Bunu da şöyle çürütebiliriz. Gün içinde Monday ve Tuesday çalışıyor. 8'den 5'e kadar. Onun dışında Wednesday, Thursday, Friday'de at night, yani gece çalışıyordu. Dolayısıyla onu da kabul etmiyoruz. He always starts work at 8 p.m. O daima saat 8'de, sabah 8'de işe başlar. Bakalım çocuklar ne diyorduk? I work from 8 a.m. to 5 p.m. on Monday, Tuesday. Sadece pazartesi, salı günleri. I work at night. Gece çalışıyorum. On Wednesday, Thursday, Friday. Yani çarşamba, perşembe, cuma da gece çalışıyorum demişti. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz çocuklar. Burada tek bir doğru cevap olmalı. He likes helping people. Onlar hasta olduğu zaman, insanlar hasta olduğu zaman onlara yardım etmeyi sever. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. MEP kazanım testlerimize devam edeceğiz.